Mutlu olmak için hangi koşullara uymak gerekiyor? Sorunlardan kaçabilmek mümkün mü? Mutluluğun gerçekten bir formülü var mı? Merak edilenleri sizler için Sağlıklı Yaşam Uzmanı Seyide Elbeyli Koç yanıtlıyor. Kaçırmayın. Merhaba. Ben Seyide Elbeyli Koç, Sağlıklı Yaşam Uzmanı. Bu hafta sizlere mutluluğun formülünü vereceğimi söylemiştim. Ama daha evvel çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Bilimsel bir çalışmaya göre mutluluğumuza dış faktörlerin etkisi yüzde on. Genetik faktörlerin etkisi yüzde elli. Mutluluk için bizim elimizde olan kısım ise yüzde kırk. Peki ben mutlu olmak için aslında yüzde elli bu işi başarabilirim demek istiyorsanız ne yapmanız lazım? İşte bu beş tane yapmanız gereken şeyi öğrenmeniz lazım. Birincisi hayatında soruna değil çözüme odaklan. Hepimizin hayatında kaçış yok. Olumlu, olumsuz, tatlı, tatsız şeyler var. Hatta belki de genel olarak sıkıntılı şeyler daha çok, mutlu olacağımız şeyler çok çok az. Peki biz ne yapacağız? Bu hayatın içinde o olumsuzlara, o negatiflere değil de sürekli çözüme odaklanacağız. Yani önümüze bir sorun ya da bir sıkıntı geldiğinde onun içinde kaybolmayacağız. İkincisi, Ufak şeyleri dert etme. Ufak şeyleri dert etme diye bir kitap var. Çok güzel bir kitap. Yabancı bir yazarı var. Mutlaka bulun, okuyun, tavsiye ederim. Hayatımızdaki pek çok büyük zannettiğimiz, kocaman zannettiğimiz, içinde kaybolduğumuz şeyler aslında küçük şeyler. Sorunlarını gözünde küçült ve bunların mutlaka bir gün geçeceğini düşün ve içinde kaybolma, kendine dert etme. Üçüncüsü Kabullenmen gereken şeylere dikkat et. Hayatımızda bazı şeyleri maalesef değiştiremeyiz. Mesela nerede doğduğumuzu, hangi ülkede doğduğumuzu, annemizi, babamızı ya da doğduğumuz evi bazı şeyler hayatımızda değişmez. Değiştiremeyeceğimiz şeyleri kabullenmek psikolojimiz için ve sağlığımız için çok önemlidir. Bunlara direnme, kabullen. Elindekilere bak ve elindekilerle bu durumda ve bu şartlarda en iyi ne yapabilirsin ona odaklan. Mesela hayatında çok kötü bir şey yaşadın. Peki buradan nasıl çıkacaksın? Ya da bunu nasıl artıya dönüştüreceksin? Şunu aklından hiç çıkarma. Hayatının mottosu olsun hatta. Nedir? Başta çirkin gözüken şeyler aslında ya başı ya ortası ya da sonu itibariyle mutlaka hayırdır. Bunu hiç unutma. Onun için bir şeyin başındaki kötü görüntüsüne ya da seni üzen, seni sıkan görüntüsüne aldanma. Sonrasında mutlaka güzel şeylerin gelebileceğini düşün. Peki çok kötü bir olay geçti ve sen neredeyse depresyona girecek kadar çok üzüldün. Buradan nasıl bir faydalı ya da pozitif bir şey çıkarabilirsin? Bir düşün bakalım. Bence çıkaracağın en güzel şey şu. Ben bu olaydan ne öğrendim? hangi dersi çıkardım. Ve bundan sonraki hayatımda ben bu öğrendiğimle neler elde edebilirim? İşte bunu düşündüğünde hayatındaki en kötü şeyler bile senin için aslında bir kazanç olacak. Bir diğer önemli nokta. Duygularını mutlaka paylaş. Sevdiğin, güvendiğin bir arkadaşın olsun. Onunla duygularını konuş. Hatta üstünde müzakere et, duygularını bastırma, onları rahat bırak. Hayatta en önemli düsturlarından birisi de affetmek olsun. İnsandır de, burası hayat de, her şey olabilirdi. İnsanlar hata yapar de ve onları affet. Ama kendini de affet. Çünkü sen de insansın. Hata yapabilirsin. Önemli olan o hatadan sonra neler yaptığın. Buna çok dikkat et. Geldik en önemli noktalardan bir tanesine daha yani formülün x ya da y'sine. O da nedir? Bir günlük tut. Belki başkalarına söyleyemeyeceğin şeyler var. Bunları da oraya not al. En ince ayrıntısına kadar. Bu günlük hem seni rahatlamanı sağlayacak hem de artılarını ve eksilerini görmeni sağlayacak. Belki bir yıl önce tuttuğun günlükte yazdıklarını bir yıl sonra değerlendireceksin. Ve ne kadar ilerlediğini emin ol çok net göreceksin. Son olarak mutluluğun formülü ayrıntılarda gizli. Hayatı çok hızlı yaşarken, işe koştururken, evde koştururken, sürekli bir şeylerin peşinde koştururken lütfen ayrıntıları ve mucizeleri kaçırma. Peki nedir ayrıntılar, mucizeler? Belki işe giderken güneşli bir günde yolun kenarında açan sarı çiçek. Belki uçan bir kuş. Belki sabahleyin senin etrafında dolanan, sokakta gördüğün kedi. Lütfen bu güzellikleri atlama, bu ayrıntıları atlama. Aslında hayat bütünüyle bir mucize ve bu mucizeyi senin ne kadar fark ettiğin çok önemli. Mucizeyi ne kadar fark edersen o kadar mutlu olacaksın. Emin ol. Baharın gelmesinden, çiçeklerin açmasından, kuşların cıvıldaşmasından, bir dalganın sesinden mutlu olmayı öğren. Mutluluk kocaman şeylerde değil aslında. Küçücük ayrıntılarda. Sadece düşün ve fark et. Biraz dur ve nefes al. Mola ver. Evet, bu hafta sizlerle mutluluğun formülünü konuştuk. Formülü verdim, uygulaması sizden. Bir sonraki hafta sizlerle zekamızı, en önemli kısmını, duygusal zekamızı nasıl geliştirebiliriz? Doğuştan ya da şimdi arasında bir fark var mı? Varsa bana ne gibi katkıları olacak? Bütün bunları sizlerle konuşacağız. Hepinizi bekliyorum. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.